Hisar'da danişmentlilerden kalan önemli eserlerden biri de Ulu Cami'dir. Anadolu'daki cami mimarisinin ilk örneklerinden sayılan Niksar Ulu Camii 1145 yılında yapılmış. Dışarıdan bakıldığında camiye destek olan payandaları dikkat çekici. Bazilika tarzında yapılmış ancak taç kapısında Selçuklu üslubu göze çarpıyor. Mekanda ise mihrabı ve minberi en önemli kısmını oluşturan cami birçok kez onarım görmüş. Danişmentler 1080-1178 yılları arasında Sivas, Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya, Kayseri şehirleri civarında kurulmuş bir Anadolu beyliğidir. Danişment, Farsça'da öğretici adam anlamına geliyor. Beyliğin ilk hükümdar ve kurucusu Melik Ahmet Gazi'nin Niksar'da tepelik bir arazide türbesi bulunuyor. Danişmentli, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait mezar taşları ve kitabeleriyle çevrelenmiş türbe bahçesinde dönemin en değişik mezar taşları yer alıyor. Balın içeride, balın dışarıda. Ben eksimde oturdum. Temiz havasına. Dün yoktun sen burada. Dün yoktum. Bugün var geldim. Siyah atımı yarayacağım. Bir bardak çayın yanında ne iyi gider? Köprübaşı Kahvehanesi'nde bir bardak çayın yanında belki bir simit, kırlangıçlar, Çanakçı Deresi'nin sesi ve uzun sohbetler iyi gider. Köprübaşı Kahvehanesi geleni, gideni, müdavimleri ve balkonuyla Niksar'ın göz bebeği bir mekan. Burası yapıldığı tarihten beri kahvehane olarak işlevini sürdürüyor. Şehrin merkezinde Çanakçı Deresi'nin üzerinde Mostar Köprüsü'nü andıran Leylekli Köprü'nün hemen başındadır Mahvel ya da Köprübaşı Kahvehanesi. Köprübaşı Kahvehanesi'nde bir bardak çayın yanında neler yok ki? Gün boyu süren kırlangıçlarla serçelerin kavgası, yanı başındaki Çanakçı Deresi'nin sesi ve balkonunda yaşlı sohbetleriyle Niksar'ın en gözde tarihi mekanlarından biridir burası. Thank you.
Ben 85 yaşındayım. Niksarlıyım. Niksar'ın yerlisiyim. Emrah Baba Mahallesi'ndenim. Şair Emrah Mahallesi'ndenim. Sıcak demircilik yaptım. Ziraat aletleri yaptım. Emekliyim şimdi. Çoluğum çocuğumu okuttum, kızlarımı memur ettim hep. Yanımda şimdi çekildim, istirahat ediyorum. Eskiden Niksar çok güzel memleketiydi. Bu kadar kalabalık da yoktu. Sonra ziraat memleketiydi. Demirciler vardı, semerciler vardı, ayakkabıcılar vardı, nalbatlar vardı, böyle sanatkarlar bunlardı. Arası da yemeniciler vardı, ayakkabıcılar vardı. Hep tahta evler vardı, ahşap evleriydi. İşte 39 zelzelesinde yıkıldı bir kısmı. Bir kısmı yıkılmadı, şimdi hep beton evler olmaya başladı. Yoksa bağ bahçeydi, çok yeşilliydi. Güzel memleketiydi. Meyvesi bol, suyu bol, ormanı bol. Mesire yeriydi Niksar. Boş zamanlarımda şimdi iş yaptığım yok. Geliyorum sabahları kahveye. Öğle namazımı kılıyorum. Ondan sonra biraz istirahat ediyorum burada. Gidiyorum eve. Arkadaşlarım vardı ama şimdi eskisi gibi öyle konuşacak bir arkadaş da kalmadı. Yaşlı, yaşıma göre. Hep gençler var. Gençlerin de pek muhatap olamıyor. Yaşımıza göre. Geçimden bahsediyor. Memleketin siyasetinden bahsediyoruz. Başka bir şey dediğimiz yok işte. Burası gece saat 12'ye kadar açık olur. Zamanı saat 6'da açarlar. 12'ye kadar açık olur. Açılır, ondan sonra kapadılar. Biz de zamanı saat 10'da falan geliyor biz buraya. Oturuyoruz, istirahatımızı yapıyor. Burada zaten mesire yeri, havadar yer. Ondan sonra çekip gidiyor evimize, hanımla dağılıyor yok, iki ihtiyar. Niksar'da Niksar Kalesi'nin çevresindeki sokakları eski evler süslüyor. Bu evler aynı zamanda Niksar'ın doğasını ve kültürünü yansıtıyor. Niksar'da zaman, asma dallarının sarıldığı eski evler ve sokaklarda eski zamanı yaşar. Bu eski zamanda sokakların arasında kaybolur insan. Ceviz ağaçlarının arasına saklanmış avlulu ahşap evler hatıra kokarlar. Çavuşoğlu Konağı da bunlardan biri. Ev sahipleriyle ve anılarıyla yaşayan bir Niksar Konağı.
1890'larda Hacı Arif Ağa tarafından yaptırılan konak, taş ve ahşabın uyumlu birlikteliğini yansıtıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu cephesinden gelen yaralı askerlerin tedavisi için 4 yıl hastane olarak kullanılmış. Ahşap işçiliğini Ermeni, taş işçiliğini Rum ustaların yaptığı Çavuşoğlu Konağı, Osmanlı ve Batı tarzı karışımı mimarisiyle ilgi çekici. Salon bölümündeki ahşap tavan süslemeleri son derece zarif ve çok az zarar görmüşler. Toplam 22 bölümden oluşan bu güzel konakta 1965 yılında Hacı Arif Ağa öldükten sonra oğlu Tahsin Çavuşoğlu ve şimdi de 3. kuşak torunu Mehmet Arif Çavuşoğlu ailesiyle birlikte yaşıyor.